Değerli yetiştiriciler, bu programımızda buzağa bakım ve beslenme konularına değineceğiz. Yanımızda Royal İlaç Hayvan Beslenme Uzmanı Bülent Bey var. Hoş geldiniz Teşekkür Bülent Bey. Teşekkür ederim Kenan Bey. Bildiğiniz gibi bir çiftliğimizin, bir işletmemizin geleceği açısından yeni doğan buzağalarımızın sağlıklı bir şekilde çiftliğimize katılması son derece önemli. Ülkemizde maalesef doğan her 4-5 buzağdan birisini kaybediyoruz. Buzağımız ölüyor. Bunun için yapmamız gereken, buzağımızı yaşatmamız için yapmamız gereken işleri aşama aşama Bülent Bey ile birlikte ele alacağız. Dikkatle dinlemenizi öneririz. Öncelikli olarak gebe hayvanımızı bu doğum yaklaştığı an, doğum sancılarını hissettiğimiz anda doğum doğumhanemiz varsa doğum doğumhaneye yoksa sakin, sessiz bir ortama almalıyız. Uzaktan izlemeliyiz, böyle kalabalık başına toplanmamalıyız. Bu hayvanı strese sokabilir. Doğumu yaptırmalıyız. Buzağa doğar doğmaz ilk yapacağımız iş göbek bakımını mutlaka yapmalıyız. Bu solunum, nefes kontrolü vesaire yaptıktan sonra buzağın canlılığından emin olduktan sonra göbek bakımını yapıyoruz. Bunun için göbeğin çabuk kuruması için Royal İlaç, Navel Guard adında bir e, ürün göbeğe sıkarak hem göbeğin dezenfeksiyonunu sağlayabiliriz hem de e, göbeğin çabuk kurumasını e, temin edebiliriz. Arkasından buzağımıza ağız sütü veriyoruz. İlk iki saatte vermek zorundayız ağız sütünü. 2-2,5 i̇ki, iki litre kadar buzağın ağırlığına göre e, vermeliyiz. Yalnız e, buzağımız annesinden bir aktif e, pasif bağışıklık almaktadır. Bu bir gün kadar sürmektedir. Bizim aktif olarak buzağıyı bağışıklamamızsa işte içtiği ağız sütü yaptığımız septiserim aşısıyla yaklaşık 10-15 gün sonra başlamaktadır. Yani bu 1 ile 15 gün arasında buzağımızın bağışıklık sisteminin olmadığı bir dönem olmaktadır. Maalesef buzağı ölümlerinin büyük bir kısmı da bu arada olmaktadır. Bunun için Royal ilaç Newborn sadece içerisinde e, vitamin, mineral, antikorlar, çeşitli antikorlar içermektedir. Buzağının e, bu savunma sisteminin olmadığı 1 ile 15 gün arasında buzağa destek olmak gayesiyle az bir miktar enerji, vitamin, mineral, aşılanmış tavuk yumurtaları tozundan elde edilen e, antikorlar içeren bir ürün. Bunu ilk gün ilk gün buzağımıza veriyoruz ki bu savunma sisteminin olmadığı 1 ile 15 gün arasında buzağımızı koruyabilelim. Bu son derece önemli bir ürün bu açıdan. Çünkü söylediğim gibi bu birinci birinci gün annesinden getirdiği pasif bağışıklıkla ayakta durmakta. Aktif bağışıklığın kazanılması ise 15 günü bulmaktadır. Bu aradaki sürede korumak için mutlaka bir adet Royal ilaç Rovita Newborn ağızlarına sıkılarak hayvanımızı koruma altına alabiliriz. Daha sonra e, beslenme ve bakım koşullarını e, düzenlemeliyiz. E, burada Bülent Bey bize yardımcı olacak. E, Bülent Bey e, beslenme açısından e, ilk günden sonra buzağımıza e, ne gibi dikkat etmemiz gerekir? Siz buzağın doğumdan sonra yapılması gerekenleri söylediniz. buzağı beslemesinde yine burada ağ sütüne değinmek istiyorum. Çünkü ağız sütünü 2 saat içerisinde verilmesi gerekir. Ağız sütünü ilk 15 dakika verilmesi çok önemli. Neden önemli? 2 saat sonra alan bir buza ağız sütündeki bağırsaklarda ağız sütünden gelen antikorların ve ümmün globinin dediğimiz bağışıklık sisteminin %50'sini alabilmekte. Buzağa doğduktan sonra ağız sütünü ilk 15 dakika içerisinde bir buzağa 2,5 litre kadar verilmesi gerekir. 2 saat sonra tekrar 2,5 litre buzaya verilmesi gerekir. 6 saat sonra 2 litre, 6 saat sonra 2 litre, 6 saat sonra 2 litre. Bir gün çok önemli çünkü buza ilk gün ne kadar hayvana ağ sütü verirsek hayvanın bağışıklık sistemi o kadar güçlü olur ve dirençli olur. Ağ sütü hem besleyici hem de buzağının ihtiyaç duymuş olduğu yüksek enerji, yüksek protein ve yüksek vitamin ve minerale sahip bir süttür. Hayvanın direncini yükseltmek için ve e, ağ sütüne son e, üç gün tekrar gene e, canlı ağırlığın yüzde onudur yani buzağı beslemesinde bu bir e, kuraldır Kural, yüz, yüz, yüzde onu kadar e, ağ sütüyle beslemeye devam edilir ondan sonra normal sütte e, geçilir buzalarda e, buzalarda normal sütü e, sütte geçirirken de e, buzağa e, başlangıç yemi dediğimiz yemlerin kullanması ve üzeri e, önünde kaliteli kuru yonca otunun olması gerekir buza başlangıç yemleri buza yeni doğan buza gelişim ve büyümesi için bir an evvel yeme geçirmek için tabii ki yem önünde tabii bulunması ki, gerekir. Yemin hem o özelliği olması gerekir bir de buzağın yüksek oranda vitamin ve minerallere protein enerjiye Gelişmesi. tabii ki ihtiyacı vardır. Bunu sağlaması için buzağa başlangıç yemini ve buzağa başlangıç yemiyle birlikte buzağların sütünü veya mamasını Royal ilacın üretmiş olduğu Kalformin XL dediğimiz bir ürün var. Bu ürünü e, kullanmalarını tavsiye ederim. E, bu ürün e, maya e, dolgu maddeli ve çok yüksek oranda A, D, e vitamini, organik hiz mineraller. Özellikle buzağı için e, hayat öneme sahip organik selenyum, organik demir, organik bakır, çinko ve mangan olarak. Bunlar hem kemik e, gelişimini... Nasıl be... kullanacaklar bunu? Bu ürünü şu şekilde Aa. kullanacaklar Kenan Bey. 5 e, gram kullanıyoruz. Sütünü ve mamasına karıştırarak günlük her, her öğünde buzağıya bu şekilde veriyoruz. Aynı zamanda bu dönemde buzağın önünde, önünde gene yalama taşı, buz, buzalar için üretmiş olduğumuz selenyum, kobalt, çinko ağırlıklı yalama taşını kullanmaları ve özellikle tek yani söylemiştim ya buzağların protein ve enerjiye ihtiyaç duydukları için e, Vitamolix yalama kovası ama e, öneririm. Çünkü mentollesi hem E vitamini, evet. E vitamini olarak yüksek e, içerikli, selenium olarak yüksek içerikli ve C vitamini olarak yüksek içerikli olduğu için e, mentolde hem nefes problemleri, üst solunum yoluna e, olan e, buzağlarda özellikle kış aylarında nefesi rahatlatıcı, C vitamini direnci yükseltici ve hayvanın e, hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlayan bir üründür. Evet. E, Buzayı e, bu şekilde sütten kesene kadar... burada şunu sormak istiyorum. Halkımız zaman zaman işte sütten kesilmeden yalama bloğu, selko blok gibi bloklardan verilmez şeklinde bazen bir düşünce var. Nereden geldiğini bilmiyoruz ama bu konuda ne söylüyor? Yani buzağının bir tuz, vitamin, mineral ihtiyacı yüksek olduğu bir dönemdir. Evet. diyor Doğru mudur? Tabii ki. Çünkü hayatın başlangıcının başındadır ve büyümesi ve gelişmesi için canlı bütün canlıların tek buzağı değil, hepsinin yüksek oranda vitamin, mineral, enerji ve proteine ihtiyacı, ihtiyaç duyarlar. O yüzden süt ve besleme döneminde buzağların önünde yalama taşı ve yalama kovasının olmasının hiçbir sakıncası yok. Eğer hayvanın ihtiyacı varsa bunu yalayacaktır. İhtiyacı, i̇htiyacı yoksa zaten, zaten dokunmayacaktır. Uzak evet. duracaktır. Evet. O şekilde olur. Buzağları işte... Buzağa başlangıç yemini iki aya kadar evet, verilmesi gerekir. vermemiz gerekir. Gene kalformini söylemiştim. bu dönemde buzağı büyütme dönemi. Sütten kesmede buzağı böyle hızlı bir şekilde sütten kesilmemesi gerekir. Evet, kalformin bir özelliği de bu buzağıyı bir an evvel yeme geçirmeyi kolaylaştırması. Tabii tabii ki. Çünkü, vitamin mineral verirken tabii ki. diğer taraftan da ve rasyonlarındaki protein, enerji ve sellozun düşük olması özellikle bunun maya ve probiyotik içermesi, rumen rumenin e çabuk teşekkür etmesi, rumendeki papilalar vardır. Özellikle evet. bunların hızlı şekilde teşekkür ettiği zaman hayvan daha çabuk yeme geçecektir. Hayvan sütten şu şekilde kesilir. Bir buza 750 gramla 1 kilogram arası günlük kesif yem tüketiyorsa sütten aşamalı olarak evet. kesebilir. Maalesef ki buza ölümlerinin yüksek olduğunu söyledik ülkemizde. Buza ölümlerinin büyük bir kısmı İshalden kaynaklanmaktadır. Yine ishal içerisinde ise büyük bir oran eee virüslerinden ve diğer virüslerden kaynaklanmadır. Yani virüs kökenli buza ishallerine çokça rastlamaktayız. özellikle bir konuşmanın başında bahsettiğim eee buzağın 1 ile 15 günü arasında savunma savunması da zayıf olduğu için vücut savunması daha kolaylıkla ishale yakalanmakta ve vücut büyük bir kısmı sudan ibaret olduğu için su kaybederek ölmektedir. Bunun için böyle bir durumda Royal ilaç Rotokorona'yı öneriyoruz. Rotokorona içerisinde vitamin, mineral, ishalle kaybedilen elektrolitler, meyve pektinleri, ishali durdurması için meyve pektinleri içermektedir. Aynı zamanda bir miktar antikor Yine aşılanmış tavuk yumurtası tozundan gelen antikorlar vücut savunma sistemini yükseltmek gayesiyle ilave edilmiştir. Ee, İsal gördüğümüz zaman ağzından bir tane rotokorona sıkıyoruz. Artık bu ürünü tanıyor izleyicilerimiz. Ee, eğer ihtiyaç durumunda bakıyoruz ishalin durumuna göre, ertesi gün bir tane daha rotokorona vereceğiz. Yalnız bu süre zarfında su kaybına çok dikkat edelim. Çünkü e, su kaybı asıl öldürücü olan. Bunun yanında buzağımıza su içirmeliyiz. 1-2 litre kadar e, su içirebiliriz. Arkasından buzağımız 1 aylık olduktan sonra buzağının kemik gelişimi ve kas gelişimi için ADE vitaminlerine daha çok ihtiyaç duyar. E, ben hekimlik dönemimden biliyorum ki e, yetiştiricilerimiz ADE vitaminlerini genellikle enjeksiyon iğne tarzında uygulamaktadır. Bunun yanlış bir uygulama olduğu, artık AD vitaminlerinin ağızdan uygulanması gerektiği bilimsel olarak kanıtlandı. Hem hayvanı strese sokmayacak, hem e, iğne yapardın, yapmazdın, enjeksiyon enjektörümüz temiz mi, değil mi? Bu tip kaygılara hiç gerek kalmaksızın direktmen ağız yoluyla oral AD'yi Pompasını taktıktan sonra ters çeviriyoruz. İçeriğin pompaya doğru gelmesini sağlıyoruz. Bir iki defa boşa sıkıyoruz ki e, ürün pompanın ağzına kadar gelsin. Ondan sonra gördüğünüz gibi ürün pompanın ağzına geliyor. Vitamin, mineral, ADE vitamini ve seleyum içeren orasel ADE'yi hayvanımızın ağzına kolaylıkla bu şekilde sıkıyoruz. Böylece her ay düzenli olarak ADE vitaminini orasel ADE'den, ağız yoluyla hayvanı strese sokmadan, acıtmadan kolaylıkla ve daha etkili olarak çünkü ağız yolu daha etkili, daha etkili olarak e, vermemiz için tasarlanmış Royal ilaç, e, Rovita Orasel, ADE ürünümüzü e, kullanmanızı öneririz. Bu programımızda buzağa bakım ve beslenmesi üzerinde durduk. Hangi aşamalarda neler yapılmaması gerektiğini e, kısaca özetledik. Buzağımızı hayatta tutmamız için, öldürmememiz için yapmamız gereken aşamaları bir bir izah ettik. Kısaca özetlersek, yeni doğan buzağlarımızın göbek bakımını çok iyi yapmalıyız. Arkasından septisero aşısı yapmalıyız. Korunmadığı bir dönem için rovita newborn öneriyoruz özellikle. İshal olduğu durumlarda rotakorono. Kolaylıkla yeme geçmesi için Kalformin XL aynı şekilde kullanılabilir. Daha sonra buzağımızın sürekli gelişimini temin etmek gayesiyle de Oracel ADE ürünü öneriyoruz. Değerli yetiştiricilerimiz hayvancılığın sorunlarını sahada ele almaya devam edeceğiz. Yine aynı şekilde bu problemlerle ilgili yeni ürünleri anlatmaya, kullanım şekillerini anlatmaya devam edeceğiz. Bir şekilde hayvancılığın mihenk taşı olma yolunda, ilerleyeceğiz, hızla ilerleyeceğiz. Başka bir programda başka bir konuda görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum.